Evet, tekrar merhaba, tekrar karşınızdayız. 4 Mayıs 2020 Pazartesi bugün. Haberci gazetesinde 14 cenaze ve 200 kişi bekliyor. Aslında 2500 kişinin İngiltere'den KKTC'ye gelmek istediği iddia ediliyor. Çok güvenilir bir kaynaktan elde edilen bir bilgi bu. Ama bunlar arasında daimi ikametgahları KKTC'de olmadığı için gelemeyenler var. Ayrıca İngiliz bazı kişiler var, KKTC yurttaşı olamadıkları için, ama o uygulama kaldırıldığı zaman gelmeleri bekleniyor. Şu anda 200 kişi var. Bunlar arasında bana mesaj gönderen bir kardeşimiz var. Gerçekten durumu çok kötü onun. İsmini vermek istemiyorum, izin almadım. Ama bende ismi var. Evet. Şu anda bekliyorlar. Şöyle bir şey var. İngiltere'de mağdur kalan birçok vatandaştan ikisiyiz. Aralık ayında buraya geldik. Çok güzel ama çok da sevinemediğimiz bir haberi burada aldık. Eşimin hamile olduğunu. İsteğimiz bir an evvel vatanımıza dönmek. Kimsenin hakkını yememek adına da şunu belirteyim ki 8 Nisan'daki uçakta yerimiz ayrılmıştı. Ama eşimin sağlık sorunları nedeniyle uçağa gidemedik. Bu konudaki düşüncelerinizi bilmeden ve sizin basın yolundaki sesimizin duyurulması adına size yazma ihtiyacı duydum. Güney taraf onlarca uçak kaldırıp kendi vatandaşlarını tahliye ederken, kendi vatanımızın sebebimiz bilmediğimiz uçaklarını, evet, tüm testleri ve karantina uygulamalarını tabii ki yapacaklar. Gitmeleri lazım çünkü kaldıkları yerin parasını ödeyemiyor artık bu insanlar. Bir uçak beklentisi var. Ama ayrıca 8 artı 6'da cenaze var. 8 artı 6 cenaze, 14 cenaze ve 200 kişi bekliyormuş. Cenazeler de gelmek istiyor. Tabii yani 200 kişi gelecekse tabii ki gelir, karantinaya girer. O ayrı bir mesele. 2500 rakamı çok fazla yüksek. Onun karantinası bile çok zor. Çünkü 13 milyon TL, 12 milyon 500 bin TL masrafı var onun otel olarak karantinada kalma parası. Devletin öyle bir parası yok şu anda diyebiliyorum. Veya varsa bize söylemiyorlar. Ama çok büyük bir sıkıntı cenazeler. Cenazeyi niye getireceksin ki bu ortamda? Kim taşıyacak? Nasıl taşıyacak? İlaçlıydı, değildi, korona bulaştıydı, bulaşmadıydı. Korkudan insanlar ölecek. Yani çok sıkıntılı bir durum ama bilmiyoruz. İlk 8 cenaze için çalışma başlamış diyor Haberci gazetesi. Ve İran, Irak yönetimleri Kuzey Kıbrıs'ta yaşam süren vatandaşlarını kendi ülkelerine tahliye etmek amacıyla 6 ve 11 Mayıs tarihlerinde charter sefer düzenliyor. Evet, İran ve Irak Kuzey Kıbrıs'ta yaşam süren vatandaşlarını tahliye etmek için 6 ve 11 Mayıs'ta düzenliyor. Bu arada Ehmet Tömey kardeşim bana selam attı, Serhat diye. Ehmet Tömey. Ahmet Tomay ama adını değiştik onu da. Ehmet daha kibar olsun. Ehmet'im canım. Evet, Sağlık Bakanı Pirli 15 gün bizim için çok önemlidir. Bu 15 gün. Özellikle ilk 7 gün. Gizli vakalar var mı bilmiyoruz. Herkesi tarayamayacağımız için gerekli tedbirleri almamız gerekiyor dedi. Kritik 15 gün. Evet, dün akşam Haberci Web TV'de sorularımızı yanıtladı Sayın Pilli. Tüm senaryolarla hazırlıklıyız. Bu bayramda evde kalalım diyor. Gidip elmel öpmeyelim lütfen. Yani lütfen. Ve Serhat İncirli'nin yazısı inşallah çok gevşemedik. Biraz sonra okuyacağız. Okulların açılması doğru olmaz. Bu tavrımızı okulların açılmaması yönündedir. Yani bizim tavrımız okulların açılmaması yönündedir. Görüşümüz eğitimin 2020-2020'de 21'de devam etmesinden yanadır. Yani bu sene okullar kapandı. Eylül'de açılır inşallah diyoruz. Haberci gazetesi bunları yazdı. İnternet üzerindeki gazetelere önce bakalım.
Başbakan Ersin Tatar'a düzenlenen komplonun perde gerisi aralandı. Örgütlü operasyon diyor bugün bu konuda. Evet. Söz konusu ses kayıtları ile görüntülerinin yayına hazırlanmasında işte Lefkoşalı biri hazır olmuş. WhatsApp gruplarına göndermek için de bir gazeteciden faydalanılmış. Ama bu arada iki kişi tutuklandı. Biri bizim çok değerli bir arkadaşımız, çok sevgili bir arkadaşımız. Çok iyi bildiğimiz, çok sevdiğimiz bu ülkenin çok temiz ve dürüst insanlarından biri. Ama şu anda onlar tutuklandı. İki kişi de sorgulanacak bildiğimiz kadarıyla bugün öyle bir haber var. Evet, biz internette yayınlananlara devam edelim. Afrika bize gelmiyor ama internettekini okuyorum. Afrika yayınlanmaya devam ediyor tabii ki. 42 gün sonra Haydi Sokağa diyor bugün Afrika. 42 gün sonra Haydi Sokağa. Çakıcı ifade ve basın özgürlüğüne darbe vurulamaz demiş. O habercinin manşetiydi galiba. O basılıdır ama neyse, bir şey değil. Okumuş olduk, biraz sonra tekrar bakarız. Hükümete vicdan testi. Eşe dosta bedava korona testi yapan Sağlık Bakanlığı, kızı kan kusarak hastaneye kaldırılan anneye 100 TL verip korona testi yaptırmazsan refakatçi kalamazsın dedi. İlginç bir şey. Hedef turizmde yaraları sarmak. Turizm ve Çevre Bakanlığı Başbakanı söylemiş bunu. Turizm ve Çevre Bakanı söylemiş. Hakikat gazetesi yazdı bunları. Devam ediyoruz. 9 kritik soru diyor Star Kıbrıs'ta. Safa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özmen Safa soruyor. 9 kritik soru. İkinci dalga uyarısı var Halkın Sesi'nin manşetinde. İkinci dalga. Havadis gazetesi tehlikeli açılış manşetiyle yayınlandı. Özgürlükler sınırsız değil diyor Besim Tübük. Volkan gazetesinde bugün Besim Tübük için yazılmış ve Manşet gazetesi de bugün ikinci dalgaya dikkat diyor. Evet, Manşet gazetesi de ikinci dalgaya dikkat diyor. Evet, RTÜK Diyalog TV'yi uydudan attı ama bunun cezası da basın emekçisine kesilmiş oldu. Soru şudur şimdi. Patrona bir şey olmaz. Basın emekçilerine ne olacak? Patron onları destekleyecek mi? Yoksa birer birer kapı önlerinden koyulmaya mı başlanacak? Asıl gailemiz basın emekçileridir diyor bugün Levent Özadam. Bu konuda sevgili Rasih Reşat'ın muhteşem bir yazısı var. Rasih Reşat'ın Kıbrıs Postası'nda tabii ki çok önemli bir yazıydı. Kıbrıs Postası gazetesinde, onu da biraz sonra vaktimiz olursa mutlaka bakarız. Evet, gazete manşetlerimiz, devam edelim. Ahmet Erensoy, good morning, miss you diyor. Vallahi abi miss you, biz de seni Ahmet Erensoy. Şefik Mahait Dereli, tabii ki çok sağ olasın, selamlar ederiz sana da. Ayşe Artürk, Aralık ayından beri Londra'dayım, Kıbrıs'a dönmek istiyorum diyor Ayşe Artürk. Evet, Barış Erdoğan, günaydınlar hocam, papyon çok yakıştı, sağ ol. İlkay Adalı, günaydınlar, ellerinizden öpüyorum. Doğan Ank, günaydınlar diyorum. Ve geçtik, Yeni Düzen gazetesi hayata dönüş diyor. 51 gün sonra pek çok sektör yeniden açılıyor. Hem kuzeyde hem güneyde. Evet, şehirler arası seyahat sınırlaması ve kısmi sokağa çıkma yasağı pazar günleri dışında kalkıyor. Sokağa çıkarken maske takmak zorunlu. Saat 21'den 06'ya kadar uygulanan gece tam sokağa çıkma yasağı 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Demek ki 9'dan 6'ya kadar sokağa çıkamıyoruz. Pazar günleri de sokağa çıkamıyoruz. Restoran, pastane, kafe ve büfeler çalışanlarına test yaptırmak şartıyla 11 Mayıs'tan itibaren paket servisi hizmetine başlayacak. Turizm sektörü, eğlence mekanları, berber, kuaför ve eğitim kurumları dışındaki tüm sektörler bugün açılıyor. Tüm işletmeler en geç 20'ye kadar açık kalabilecek.
Kamuda yalnızca gerekli görülen yerlerde 15 Mayıs'a kadar rotasyon usulünde ve belli koşullarda çalışma başlayacak. Okul, kreş, dershane, etüt merkezi gibi yerler 15 Mayıs'a kadar kapalı kalacak. KİTAMS Başkanı Güven Bengihan, kamu çalışanlarından ve emekçilerden yapılan kesinti geri ödenmek zorundadır. Çünkü mevzuata aykırı bir işlem yapıldı. Yasa gücündeki kararnameleri mahkemeye taşıyacağız. Onların geri ödeme ile ilgili keyfini bekleyecek değiliz. Evet, para varsa tabii ki. Erhürman kendi yayın platformumuza sahip olalım diyor ve sektörler endişeyle açılıyor yeni üzerindeki bir başka başlıktı. Diyalog gazetesi bugün yine Diyalog gazetesi bize bir hediye verdi. Şey maskecik çok teşekkür ediyoruz. Başbakan Tatar'ın Türkiye'de yaşayan FZK isimli bir kadın ile açık açık yazdılar adını kadının. Telefon görüşmesinin kayıtlarını yaydıkları iddiasıyla tutuklanan iki kişi mahkemeye çıkarıldı. Konuşmanın içeriği açıklanmadı diyor. Konuşmanın içeriği herkeste var. Beylerbeyi'nde Ürdünlü şahsın evine giren 3 kişi nakit para, değerli eşya ve pitbull köpeği de çalmışlar. Pitbull kayıp. İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat Rütük'ün Diyalog TV kararını eleştirdi. Kabul edilemez dedi. Yüksek Yayın Kurulu Başkanı Olgun Üstün Diyalog TV konusunda Rütük ve Türksat ile iletişime geçileceğini açıkladı. Yeniden değerlendirilecek dedi. Gürültü yaptığı için uyarılan Onurcan Şimşek, güvenlik görevlisine bıçakla, olayı önlemeye çalışan şahsa da makasla saldırdı. Gözü döndü. Bu strestendir. Bu strestendir. Strestendir. Kapalı kaldık. Çok uzun süre. Evet, temassız ateş ölçer 400 ile 600 TL arası. Kıbrıs'ın Sür manşetinde bu. Paket servis maliyetleri karşılamaz diyor Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım ve TL'yi kötü günler bekliyor ki bu asıl televirüs, tam yani döviz virüs, ne korsanız adını ya da dolar virüs, sterlin virüs, euro virüs, euro virüs, aman anam euro giydiriyor. Ekonomist Okan Veli Şafaklı koronavirüs krizi dolar ve altın piyasasında da ezberi bozdu. Doları ve altını yatırımcı aracı olarak görenler salgın öncesi bu durumu salt risk getirisi olarak değerlendirirken şimdi yatırım kriterlerinin başrolünde güven almaya başladı. Haydi iş başına demiş Kıbrıs ve İtalya'da bugün 4.4 milyon çalışan bugün işine gidecek. Tedbiri elden bırakmayalım. Yeni Bakış'a konuşan uzmanlar COVID-19 vaka sayısının çıkmamasıyla rehavete kapılmamak gerektiğinin altını çizdi. Evet, tedbiri elden bırakmayalım. 1500 TL destek ödemeleri bugün başlıyor. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Haberatör biraz önce okumuştuk. İfade ve basın özgürlüğüne darbe vurulamaz dedi Sayın Çakıcı ve Sayın Davulcu da aynı şekilde söylüyor. Bugün Detay gazetesi öğretmenler okula gitmiyor demiş. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası öğretmenlere Eğitim Bakanlığı'nın insanların sağlığını tehlikeye atarak hazırladığı genelgeye uymama çağrısı yaptı. UBP-HKP hükümetinin Sağlık Bakanı bu ülkede yeterli test yapılmadığını bizzat açıklamıştır. Yeterli test yapılmadan, gerçek vaka sayısı bilinmeden, sağlıkta yeterli donanım ve organizasyon sağlanmadan, sağlık uzmanlarının söylediklerine kulak tıkayarak açılım kararı alan hükümetin bu kararı siyasi ve ticaridir. Böyle bir ortamda okul açıp göreve çağırmak insan hayatını tehlikeye atmak demektir. Kaldı ki Sağlık Bakanı böyle bir şeye karşı okul açmaya ve... Evet, Başbakanlık Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, Yakın Doğu Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Viroloji uzmanı Profesör Doktor Tamer Şanlı da KKTC halkının salgınla ilgili başarılı bir sınav verdiğini, ancak kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi. Halkın Partisi Genel Sekreteri Jale Refik Rogers da açılmanın ardından duruma göre geri adım atılabilir dedi. Yani in case of emergency break glass. Yani tehlike anında camı kırınız. Yani birkaç koronavirüsü çıkarsa tekrar kapanabiliriz diyor. Rehavete kapılmayın. Profesör Doktor Tamer Şanlıdağ'ın uyarısı Vatan'ın da manşetinde ve Sağlık Bakanı Ali Pilli eğitim bizim için bu yıl bitmiştir diyor. Evet.
Sağlık Bakanı Pilli katıldığı bir televizyon programında tüm okulların bu yıl eğitim vermeyeceğini açıkladı. Pilli kendisine sorulan bir soru üzerine verdiği yanıtta "Eğitim bizim için bu yıl bitmiştir. 2020-21 eğitim yılına bakmalıyız. Önümüzde daha çok yapılacak işler vardır." dedi. Gazetecinin "Bu sizin bakanlığınızın mı yoksa Bakanlar Kurulu'nun kararı mı?" şeklindeki sorusuna gülümseyerek "Bizim." yanıtını verdi. Bu akşam bizim programda benim sorduğum soruydu bu. Ve bugün 30. yayın yılına girdi Vatan Gazetesi. Cuma gününden beri yayınlanıyor tekrar Vatan. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Üstel turizmde hedefimiz yaraları sarmak diyor. Evet. Turizm sektöründe diyor. Daha sonraki günlerde gereken şartlar da yerine getirilirse iç turizmle başlama hedefinde olduğunu söylüyor Ünal Üstel. Yani iç turizmle başlama hedefi nedir Sayın Bakan? Biraz zor bir anlama durumuna geldiğimiz bir durumdur bu. Evet. İlkay Adalı'na selam etmiştik. Barış Erdoğan'a da. Ayşe Artürk. Lütfen sesimizi duyur diyor Ayşe Artürk. Aralık ayından beri Londra'dayım. Geri gelmek istiyorum. Eralp Atayol, seni zevkle izliyoruz Serhat'ım. Hala pile hakkında karar yok. Pile benim görüşümdür bu sevgili Eralp Atayol. Temmuz'a kadar zor açılır pile diye düşünüyorum ben. İki kapı, yani iki ülke arasındaki kapılar açılmadan bilmiyorum. Yani beklentim odur ama daha önce Sayın Akıncı konuşur, Giriyan Astasyadi Sinan, İngiliz üstler bölgesiyle temas edilir, bir şey olur bilemem. Ama şu anda Ekrem Gazi Özuysal kardeşim, Gülseren eğitim taburuna bir asker de bizden diyor. Hayırlı uğurlu olsun Ekrem Gazi Özuysal. Eralp Atayol günaydın, sağ olasın. Yasemin Beki Tener günaydınlar, Veysel Dal günaydınlar Çatalköy'den. Aklı Selim'e davet ediyor Sayın Başbakan Ersin Tatar. Covid-19 nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılardan sadece kendi sektörünü düşünerek kurtulamayacağını kimsenin diyor bugün. 507 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı. Turizmde yaralar sarılacak. Destek ödemeleri bugün başlıyor. 2500 kişi geleceği doğru değil diyor Sayın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı. Biçer döver operatörleri geliyor, eczanelerin saatleri değişiyor ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na gelen askerlerin KKTC yetkililerinin de bulunduğu sağlık ekipleri tarafından limanda muayene edildiği, ihtiyaç duyulan askerlerin hastaneye sevk edildikleri belirtildi. Evet, 1500 asker de geliyor. Hayırlı uğurlu olsun hepsi. Askerler askerde karantinaya alınacaklar. Bu da ayrı bir durum. Ve gelelim şimdi hem Haberci'de hem de Gündem Kıbrıs'ta Serhat İncirli'nin yazıları yayınlanıyor. Bu kritik 15 gün var önümüzde. Bu çok önemli diyor Sayın Sağlık Bakanı. Buna lütfen dikkat edelim. Evet, Serhat İncirli'nin bugünkü yazısı "İnşallah çok gevşemedik" başlığıyla veriliyor. Bu yazıyı şu anda bütün yazılarımızı yaptığımız gibi Facebook'ta paylaştık. Tweet olarak da yazımızı attık. İlgilenenler okuyabilirler. Evet, Afrika gazetesinin "çok gevşedik" şeklindeki dünkü başlığı bence muhteşemdi. 1500 asker gelecek. KKTC devleti bunları kendi karantinasında tutmayacak. Neden? Çünkü askerin kendi karantina yöntemleri var. Tamam, kabul ettik. Askeri disipline güveniyorum. Veya en azından güvenmek beni rahatlatıyor olabilir. Londra'dan 2500 KKTC vatandaşı gelecek. Yalanladılar, 200'müş dediler. Ben 2500'de ısrarlıyım. Neden? Aslında bizim açımızdan değil ama İngiliz devleti açısından büyük bir skandal. Bu insanlar dünyanın en güvenli sağlık sistemlerinden biri olan NHS'e artık hiç güvenmiyor demek ki. Peki bizim açımızdan çok büyük bir gevşeme ve risk. Gelmesinler mi? Estağfurullah, gelsinler. En azından bunları karantinaya alacak olan biziz. Gözümüzün önünde olacaklar. 1500 askerin gelip de nerede nasıl karantinada tutulduklarını hiç bilmememizden daha iyi. Sahi bu 1500 asker illaki gelmeli mi? Gelmezse Rumlar bizi keser mi?
Bu da ayrı bir konu ve de çok hassas. Bir hassas konu daha. KKTC'nin 2500 kişinin karantinası için ödemesi gereken 12 milyon 500 bin TL'si var mı? Çünkü 14 günlük karantina için kelle başı 5000 TL bu kadar ediyor. Yoksa daha önce torpille babasının oteline karantinaya sokulan arkadaşla yapılan anlaşma gereği bundan sonra gelecek bu 2500 kişi bedava mı olacak? Bu arada geleneksel konumuzu da atlamış olmayalım. 1500 askerin gelmesi şart mı sorusuna yanıt mı istiyorsunuz? Hazırdır o yanıt. Bazı çevreler geçtiğimiz gün bir Rum televizyon kanalında bıçak bileyen 4 Rum kasap görmüş. Kesin bizi keserler. Ya işte böyle sevgili KKTC'li yurttaşlarım, sevgili dostlarım. Gerek 1500 asker gerekse 2500 British KKTC'li ile alakalı karar gevşeme durumu içermektedir. Evet, başbakanın özel konuşmasının kaydedilip paylaşılması mı? Bir de bu mesele var gündemde. Bizim bir televizyon kanalımızı kapatan, ülkemizde dilediği gibi operasyon yapan, bunu çıkıp televizyonda itiraf eden Türkiye Devleti'nin yetkili makamları bu konuşmayı kaydeden ve orada yaşadığı belirtilen kadını tutuklayacak mı? İçişleri Bakanı'na sanal alemde dümdüz hakaret yağdırılıyor. Bakan dava açmış. Her gün sanal medyadan ağza alınmayacak küfürlerle mesaj yayınlayanlar var. Başbakan ve İçişleri Bakanı, bu yılan şu anda kendilerini de soktuğu temelinden hareket edersek, bu konuda çok acil adım atılması konusunda bir şeyler yapacak mı? Yasa tasarısı çalışması anlamında soruyorum. Her gün küfürler diz boyu. Sanal küfürler. Ve hani 2500 British vatandaşımız, 1500 Turkish askerimiz geliyor ya, bu arada İngiltere'den gelecek uçaklarla şu anda neredeyse tüm dünyada nakliyesi yasak, 8 adet olmak üzere cenaze de gelecekmiş. Elbette kaybettiklerimizi Allah gani gani rahmet eylesin. Elbette her vatandaş öldüğümde köyümün yağmurlarında yıkanmak istiyorum deme hakkına sahiptir. Tıpkı Nazım Hikmet gibi uyarına gelirse tepemde bir de çınar olursa da diyebilmelidir herkes. Ama şu anda zaten korkudan delirdik. Zaten bunalımdayız. Zaten manyaklaştık. Bir de Covid-19'dan ölen 8 kişiyi getirmek neyin nesi? Cahil herif, sen de cenazeden bulaşmaz mı diyorsunuz? Diyebilirsiniz de gelin bunu stresten gebermekte olan ruhlarımıza sorun. Don giymeyen birinin usuruğundan bile bulaşırı tartışırken tabutu kim indirecek? Kim bindirecek? Yeniden kim indirecek? Kim gömecek? Kim omuzunda taşıyacak? İndirenler ve bindirenlerle omuzda taşıyanlar, hatta mezara toprak atacak olanlara test yapılacak mı? Sahi kaç test kitiniz vardı? Dibelik delirdik. Ve daha da delirmemek için, bizi daha da delirtmemek için, eğer açılacaksak ya da gevşeyeceksek, ne olur Dünya Sağlık Örgütü'nün ve ülkemizdeki doktorların, sağlık uzmanlarının, her ne komitesi ise o komitedeki kardeşlerin tavsiyeleriyle gevşemeyelim. Bilmem anlatabildim mi? Bu arada araya girmek istiyorum. Ülkemizdeki doktorlar derken, karantina sürecinde hastaneye dahi uğramayan, şu anda hasta bakmak istemeyen, günde 8 hasta bakmayı çok gören, üstüne kesinlikle ek mesai talep eden doktorlardan bahsetmiyorum. Bazıları hiç çıkmadıkları evlerinden günde en az 10 paylaşım yapıyor. Bazıları gerçekten değil balkonlardan alkışı, saygının, sevginin, ödülün en büyüğünü hak ediyor tabii ki. Ülkemizdeki doktorlar derken, en önde savaşanları kastettiğimi eklemek istiyorum. Klavyeciler değil. Eğer sağlık çevreleri, mesela sağlıkla ilgili bakanlığın müsteşarı, örneğin cenaze gelişlerine tüm dünyadaki benzer uygulamalarda göz önünde bulundurularak karşı çıkıyorsa, kimse ölüye bile torpil veya ölü sırtından para kazanma gibi hesaplar yapmasın. Ne olur daha fazla delirtmeyin bizi. Bir baba aradı dün. Okulları açmasınlar, çocuğu göndermem dedi ve çok ciddiğimi alıyordu. 15 Mayıs'ta okulları açacak, 15 Haziran'da kapayacak mısınız? Tek derdimiz, kolej sınavı mı bizim? Bir banka memuru arkadaşım aradı. Biz küçücük bir odada 4 kişiyiz, odanın penceresi de yok. Dedi ve ekledi. 8 saat maske takılı mı oturacağız? Havasız, ıkış tıkış devlet dairelerinde evden çalışma yöntemi
Düşünülüyor mu? Bazı memurlar evden çalışabilmeli. Bankalar ve özel iş yerleri için de geçerlidir bu. Kısacası evet, çok zor bir ekonomik döneme giriyoruz. Bunu defalarca yazdık ama ondan çok daha kötüsü rehavete kapılmayıp gevşememek ve tabii ki hepsinin en kötüsü daha fazla delirmemek olmalıdır. Ve tüm bunlar için kararlar üretmesi gereken de hükümettir. İşlerin iyi gitmediği, ilişkilerin bozulduğu, kimisinin hala UBP'de genel başkanlık, kimisinin cumhurbaşkanlığı, kimisinin özel ve kişisel hesaplar yaptığı dedikoduları da cabası. Karantina günleri bugün çok büyük oranda bitiyor. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Hadi bakalım. İnşallah çok gevşemedik. Çünkü eğer vidalarımız çok gevşerse mevcut basoları bir daha sıkamayabiliriz. Tekerlek kopup gider, kimse de durduramaz. Sahi lastikçiler de bugün açılacak mı? Açılacak. Zeki Müren de bizi görecek mi? İnşallah görmez. Evet, bugün bunları yazmışız. Bir vaktimiz var. Bir yazı daha, bir gün önceki yazıyı da okuyalım sizlere. Serhat İncirli'nin orada da tam tımarhane delisi olduk diye yazmışız. Demokrasi nedir? Şimdi durup da bunu mu yazalım? Sömürgecilik nedir? Sömürge devleti nedir? Bunları mı anlatalım? Yıllardır kavgasını verdiğim bir şey var. Türkiye'nin Kıbrıs üzerine baskısı, etkisi veya her neyse kabul edilmemeli. Kimisi başka başka isimler söylüyor. Aman aman. Eklemek istediğim bir şey daha var. Hiç kimse söylemez, ben söylerim. Mevcut şekliyle devam edeceğine, göndersin Türkiye bir desteban veya vali, bağlanalım bu iş bitsin. Evet, Türkiye'yi yönetenleri eleştiririm. Hatta kınadım. Ama küfür etmek başka bir şeydir. Ne ilginçtir, bu yüzden yıllardır ana vatana küfür ediyor, Türkiye'ye sövüyor, Rumcu, şucu, bucu demediklerini bırakmadılar. Diyalog TV Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ile uzun seneler birlikte çalıştık. Reşat Bey ile ilgili olarak 3 özellik say deseler, en başta çalışkan, bu mesleğe aşık biri derim, sonra Türkiye konusunda hassas diye eklerim. Ama gelin görün ki o Türkiye Akar'ın yönettiği televizyon kanalını şrak diye kapattı. Kıbrıs TV'de birlikte program yapardık. Reşat Bey, Ali Baturay ve ben. Aman bu deli şimdi Türkiye'yi eleştirecek endişesiyle Reşat Bey'in çok öksürüğünü, tekmesini, kaş göz işaretini bilirim. Lafı uzatmanın bir anlamı yoktur. Eğer mevcut sistemi savunuyorsanız Türkiye'deki herhangi bir yönetim bu ve buna benzer her şeyi yapar. KKTC'yi dilediği gibi yönetir. Sorun buradadır. Mevcut sistemden memnun musunuz? Benim gördüğüm kadarıyla gerek Diyalog TV'nin yayın çizgisi, gerek patronları, gerekse patronla program yapan sunucusu, yani Reşat Akar, Besim Bey, Hasan Erçakıca, KKTC'deki ekonomik ve sosyal gidişattan memnun olmayabilirdi. Ama Türkiye'yi mutlak hakim kılmış olan sistemden son derece memnundu, hatta destekçisiydi. Mevcut sistemin bir yığın troll diyebileceğimiz saldırı silahı vardır. Gerektiğinde siyah çelenkle, gerektiğinde sosyal medya saldırısıyla, gerektiğinde Kutlu Adalı örneğindeki gibi silahla piyasaya çıkabilirler. Mevcut sistemi eleştirmeyeceksiniz. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönüşü savunmayacaksınız. Onu geçtim, federal çözümü de istemeyeceksiniz. Böyle devam etsin diyeceksiniz. Türkiye'nin icraatlarını asla eleştirmeyeceksiniz. Hatta her şeyi alkışlayacaksınız. Maddi destek gelmiyorsa bile, geldi diye yalan bile söyleyeceksiniz. Savaş karşıtı olmayacaksınız. Ama kafayı en çok taktığım konudur, tekrar ediyorum. Türkiye KKTC'ye para göndermiyor, gönderemiyor demeyeceksiniz. Kesinlikle gönderdiği yalanını uyduracaksınız. Birçok konuda yalan söyleyeceksiniz. Sürekli propaganda yapacaksınız. Hayatımda Türkiye'ye hakaret etmedim. Ettim diye on binlerce kez eleştirildim. Neden? Mesela Selahattin Demirtaş'ın hapse atılmasını ben onaylamadım.
KKTC diye bir devleti asla tanıtamazsınız. Kıbrıs Cumhuriyeti sınırları içerisinde etnik temele dayalı ayrı ve bağımsız bir devlet kuramazsınız. Buna ilk karşı çıkan Türkiye olur dedim. Vay hain, vay Rumcu, vay şucu, vay bucu. Oysa bunlar benim düşünce ve ifade özgürlüğüm sınırları içerisinde dile getirdiğim, hiçbir şekilde Türkiye'ye hakaret ya da küfür içermeyen ifadelerdi. Üstelik dünyanın en güzel ülkesindeki, dünyanın en güzel insanlarını Selahattin Demirtaş haksız yere içeridedir görüşüm neden ilgilendirsindi ki? Başka bir meseleye geçelim. Mesela Afrika gazetesi dilediğini yazmalı mı? Evet, ifade özgürlüğü sınırları çerçevesinde yazmalı. Efendim, o karikatür hakaret miydi? KKTC'nin mahkemesi var, verdin. Hayır, önce taşlayın. E oldu mu ya Besim Bey? Oldu mu ya Reşat abi? Keşke o taşlar atılırken manşetten verebilseydiniz vahşetin büyüklüğünü. Şener Levent, Şener Elcil veya başkası sizden farklı düşünüyor olamaz mıydı? Bunca yıldır kim, nedir baba bu insanlara yaptınız diye sordu mu? Sormadı. Türkiye'nin bir bakanı çıktı, televizyonda canlı yayında anlattı. KKTC'de operasyon yaptık, sanal bete darbe vurduk dedi. Bir ülke başka bir ülkede operasyon yaptığını sanırım tarihte ilk kez resmen ve bu kadar rahat kabul etmiştir. Bir tek hukukçu buna tepki göstermedi. Bir tek yargıç, savcı, avukat, ma nedir bu kardeşimizin söylediği yahu diye sorgulamadı. Bu nedenle de KKTC'nin Seftogrados'tur dediğimde kimse yanımda durmadı. Onlarca örnek sıralayabilirim. En basitiyle son bir haftada 26 asker Toros gemisiyle Mausa Limanı'ndan KKTC'ye geldi ve karantinaya alınmadı. Evet, çok hassas bir mesele. Evet, askerin karantina uygulaması var. Evet, sıralayın sıralayabildiğiniz kadar. Oysa yanlıştır yapılan. Kimse girmeyecekse 26 asker de girmemeliydi veya karantinaya alınmalıydı. Kısacası benim diyeceğim demokrasi. Tek kelime demokrasi. Gelin bu işi gayet demokratik bir şekilde halledelim. Adana milletvekili müzakerelerle ilgili açıklamalar yaparken kimseyi kandırmanın bir anlamı yok. Maskaralık olsun diye cumhurbaşkanı seçmeye hiç gerek yok. Referandum yapalım. Hazır tüm dünyada karışıkken anlam planı referandumunda olduğu gibi vatandaşa sorulsun. Seçenekler belirlensin, seçeneklerden biri de full entegrasyon olsun. Ama mevcut saçmalıkla devam etmeyelim. Kardeşim, düşünün ki ülkemizin tüm kabine üyeleri Türkiye'den KKTC'ye maddi yardım yapılamadığını söylemeye dahi çekinir bir haldedir. Biri kadın, onu erkek kabine üyeleri Türkiye'de zor durumda, başımızın çaresine bakmalıyız bile diyemiyor. İlla ki propaganda yapacak. Hele içlerinde bir tane var ki yürüyor, duruyor, başka bir şey söylemiyor. Türkiye'deki yönetim ne kadar pohpohlanırsa, onun siyasi geleceğinin de o kadar parlak olacağını biliyor. Düşünün ki Allah'a inançları dahi sorgulanabilecek KKTC'deki onlarca alkol bağımlısı siyasetçi, lütfen üstünüze almayın, hepimiz böyleyiz, hepimiz böyleyiz. AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri cuma namazı kılıyormuş gibi, oruç tutuyormuş gibi yapıyor. Konu AK Parti de değildir. Bir örnek daha vereyim. 15 Temmuz darbesini hatırlayalım. Darbe girişimi başarılı olsaydı, KKTC'de bila istisna tüm siyasetçiler ertesi gün destek mesajı yayınlayacak, meclis %100 destek kararı almayacak mıydı? Lütfen, ama lütfen birbirimizi kandırmayalım. Yanlış olan genelde sistemin yapısıdır demek istiyorum. Sorun AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan falan değildir. Yarın Allah göstermeye askeri darbe de olsa, KKTC meclisi ertesi gün haydi destek kararı alın talimatına aynen uyacaktır. Sıkıntı buradadır. Lütfen, yalvarırım, hayır öyle değildir demekten vazgeçin. Bu yalanlara son verelim. Herkes gideceği yolu veya yürüyeceği monobody'yi bilsin. Hatta şunu da söylüyorum,
biraz da Nikos Anastasiadi düşünsün. Neden mi? Biraz da siz düşünün. Nikos Anastasiadis'e gönderdiği mesaj nedir? Düşünün. Vaktiniz çok. Efendim, Diyalog TV kapatıldığı için Türkiye'yi kınamayacak mıyım? Hayır, kınamıyorum. Türkiye'deki yetkililer kendi kuralları, kanunları, yetkileri dışında bir şey yapmadı ki. Bilmem anlatabilmiyor muyum? Ben meselenin özünü yıllardır zaten kınıyorum. Anladık ne demek istediğimi sanırım, değil mi? Bunca zamandır beni sokmadın, çok yaşa. Şimdi soktun, au! Yok, en baştan susulmayacaktı. Biz bu Ermeni'yi dövdürtmeyecektik. Daha önce yazdım bu fıkrayı. İnternete girin, Sırrı Süreya Önder, biz bu Ermeni'yi dövdürtmeyecektik kardeşi. Yazın, okuyun. Bu arada son bir not. Zaten deli gibi bir şeydik hepimiz. Bu karantina sürecinde daha da delirdik. Bir yanda hükümetin açılım kararı, öte yanda doktorların uyarıları, üstüne bir de bu tartışma. Annem eskiden çok söylerdi, sözüm meclisten dışarı dostlar, tam tımarhana delisi olduk. Diyoruz ve devam ediyoruz. Nazmi Turgut, Evren Nadir, günaydın abi, selamlar. Mustafa Nadir kardeşime selamlar ediyorum. Evet, günler aydın diyor Ömer Meraklı bizlere. Bugünden itibaren evden çık, korona ile sokakta güvende kal diyor. Metin Emir Ali Bengisu, yüreğine kalemine sağlık demiş. Mustafa Ertuğrul, günaydın demiş. Arabistan'dan bize selamlar ediyor Atalay Oğur. Arabistan'dan selamlar. Selamun aleyküm Atalay Oğur kardeşim. Evet. Kamil Özalay doktorumuz, sahadayız. Allah korusun. Herkese selamlar. Evet. Hasan Sevda Hasan 54. Serhat Bey, 2 aydır Antalya'da kısılıp kaldık. KKTC vatandaşıyız. Artık evimize dönmek istiyoruz. Lütfen sesimizi duyurun. Bu da doğru. Sevda Hasan 54. Good morning my friend. Do you know when people going back to Ercan Airport, diyor Azmi Mehmet. I have no any idea, but I have heard that some people were getting ready to arrange another airplane to fly from London to KKTC, including 14 coffins. Coffins as well, not coffee. Coffee is girnecon here. Coffin is wooden tabut. Tabut, wooden tabut. Ozan Görü, günaydınlar. Örsan Bey'e de günaydın demiş Ozan kardeşim. Evet, Antalya'da kısılıp kalanlar var. Özay Akiner, Güneşli Er. Günaydın, iç turizmi desteklemek için düşük faizli kredi mi verecek diyor Özay Akın Güneşli Er. Şey için soruyor, Ünal Üstel Bakanımız için. Abi kaldık Türkiye'de, KKTC vatandaşıyım, ne zaman alacaklar? Mehmet Gület soruyor. Abi bilmiyorum, Almanya Zeppelin kaldıracak. Almanya'dan Zeppelin kalkacak, hepinizi alacak, bilmiyorum. Yani gerçekten böyle bir şey var, herkes bir yerlerde kaldı. Emir Karaca, bu belirsizlik giderilir, açma kararı dahi olsa biz esnaf olarak belirsizlik var diyor. Biz de selamlarımızı iletiyoruz herkese bir kez daha tabii ki. Yüreğinize sağlık, düşüncelerimin tümünü ifade ettiniz Yasemin Bekitener demiş. Biz de sağ olun diyoruz. Selamlarımızı Ramazan Hızır kardeşime de iletiyoruz ve son aramıza giriyoruz. Aradan sonra büyük konuşmamak için duyurmadık sizlere, çünkü ansızın iptal edilir diye şey yaptık ama Ahmet Savaşan, Doktor Ahmet Savaşan'ın bazı fikirleri var. Çok hoş fikirler. Bana da çok güzel geldi. İnşallah da olur. Onları dinleyeceğiz, sohbet edeceğiz Sayın Ahmet Savaşan'la. Ama şimdi araya gidiyoruz. Ayrılmayın.